Herkese merhabalar. Bu dersimizde bir evrağı birden fazla birime nasıl gönderebiliriz onu göreceğiz. Öncelikle evrak işlemleri sekmesine tıklıyoruz. Buradan evrak oluştur diyoruz. Konu kodu, konu, kaldırılacak klasörler kısımlarını bu dersimizde ihtiyaç olmadığı için doldurmuyoruz. Gereği seçim tipi ve bilgi seçim tipi kısımları bize lazım birden fazla birime göndermek için. Ben de gereği olarak zaten İlçe Milli Müdürlüğü varsayım olarak geliyor ayarladığım için. Ayrıca ben Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde örnek olması amacıyla yazıyorum. Dediğim gibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde örnek olması amacıyla yazdım. Biz okul olduğumuz için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne direkt olarak yazı yazamayız. Biz ancak ve ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazımızı yazabiliriz. Silsile yolunu hiçbir şekilde atlamamak gerekir. Bilgi için de örnek olması adına kendi okulumuzu yazıyorum. Evet, kendi okulumuzu örnek olması amacıyla yazdım. Yani siz hangi okula bilgi için bu yazıyı göndermek istiyorsanız oraya gönderebilirsiniz. Ya da gereği için göndermeniz gerekiyorsa gereği kısmına okulu yazabilirsiniz, ilgili okulu. Şimdi bunları yazdık. Ben İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ayrıca bir alt birim, yani hitap düzenleyerek alt birim de eklemek istiyorum. Daha önce kopyalamıştım. İnsan Kaynakları Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne gitsin mesela bu. Kaydettim. Şimdi biz toplamda 3 tane birime göndermiş oluyoruz. Bilgi kısmında ben dediğim gibi 10 tane 20 tane de ben buraya birim ekleyebilirim. Aynı şekilde geri kısmında da 10 tane 20 tane sınırsız, yani herhangi bir sınır yok burada. Yani birim dışında kullanıcı da ekleyebilirim. Gerçek kişi, tüzel kişi, kurum da ekleyebilirim. Tüm gerekli birimlerimi, kurumlarımı, yani gerekenleri ekledikten sonra artık birçok birime göndermeye yazım hazır. Bir kaydet diyelim, bakalım hitap bölümleri nasıl gözüküyor. Evet, görüldüğü gibi birden fazla birim olduğu için dağıtım yerlerine şeklinde gözüküyor. Dağıtım yerlerine de nerede gözükür? Yazının en altında nereye gereği olarak gidecek, nereye bilgi olarak gidecek yazıyor. Biz nereleri belirlemiştik? Gereği olarak Hızlı ve Çevre Milli Eğitim Müdürlüğü demiştik. İnsan Kaynakları Yönetimi Şube Müdürlüğü. Ayrıca Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de gereği olarak belirlemiştik. Alt birim belirlemediğimiz için bakınız alt birim zaten yazmıyor. Bilgi için de Adnan Menderes Anaokulu'nu belirlemiştik. Adnan Menderes Anaokulu'ndan bilgi için gidecek. Burada yazan kurumlara, birimlere bizim yazımız iletilecek gönderdiğimiz takdirde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.